Bozmayın moralinizi. İlk kez bağırmıyor ya bize. Bu zamana kadar hep koyduğumuz tanıları saçma bulduğu için bağırdı. Bu kez koyduğumuz tanı onu hapse gönderebilir. İlaçları kesti, yoksunluk çekiyor. Ağrıları var, paranoya yapması normal. Atlatacak. Biz biraz daha sıkacağız dişimizi. Alerji ihtimalini hiç toptan elemedik. Evet ama verdiğimiz ilaçlar olumsuz bir etki yaratmadı. Karnını kestik, karnında döküntü oluştu. Sırtına alerji testi yaptık, sırtında döküntü oluştu. Biliyorum hoca nazarı eledi ama bu kadarı tesadüf olamaz. Ayıcı tanı koymak için biraz geç kalmadık mı? Yapma lütfen, yanmak istemiyorum. Dediğin şey bilim kurgu filmlerinde olur. Gerçek hayatta lazer insanı yakmaz, zeka küpü. Deriyi yakmaz ama retineyi yakar. Sen benim el göz koordinasyonuma güvenmiyor musun? Sadece hassas bölgelerini lazerimden korusan. Hocam! Hocam, ameliyatı durdurun. Et yan hastalığı değil. Hadi ya. İyi, bravo sana. Eritropoetik protoporfiri ışığı alerjisi var, hastalığı genetik. Anne baba taşıyıcı olup kıza kötü genleri aktarmış olabilir. Hastalığın ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Nişantaşı. Kızın enfeksiyonu var çünkü. Hocam düşünün, babası onu dışarı çıkardığında güneş altında kötü oldu. Ameliyathaneye her yattığında cerrahi ışıklar durumu daha da kötüleştirdi. Cerrahi ışıklar. Babası onu dışarı çıkardı, güneş ışığı. Karaciğeri? Ha? Karaciğerine ne diyorsun peki? El feneri mi yuttu? Öyle mi? Ameliyatı durdurun hocam. Çekil önümü. Hocam durdurun ameliyatı. Çekil önümü. Çekilmiyorum. Çekilemem hocam. Çekil, çek. Işık kan hücrelerine hasar verir. Hasarlı kan hücreleri protoporfirin taşır. Protoporfirin karaciğerde birikir. Bu yüzden karaciğeri iflas ediyor. Telefonu ver. Ameliyathane kaçtı numarası? 161 kare hocam. Durdurun! Ameliyatı durdurun! Durdurun!
Alo. Tamam. Tamam hocam. Durdurun ameliyatı. Emre Hoca. Hocam iyi misiniz? Hoca tökezledi. Çözemedi bu sorunu. Evet. Ama yani ilk kez olmuyor bu. Daha önce de tökezlemişti tabii. Bu sefer küçük bir kız ortadan ikiye bölüyordu neredeyse. Ben olmasam sakat bırakmıştı kızı. Ama ben yokum işte. Vakayı çözdüm. Ama hiçbir önemi olmadı. Hiçbir önemi yok. Ama hocam işte sizin de dediğiniz gibi vakayı çözdüm. Küçük bir kıza yardımcı oldum. Tamam işte. Değil mi? Yetmiyor mu? En önemlisi bu değil mi? Yani ateşten tebrik beklemek Godoy'u beklemek gibi bir şey biliyorsun. Ama hiçbir zaman olmayacak. Hiçbir zaman gönülden bir tebrik duymayacaksın ya da hiçbir zaman sırtını sıvazlamayacak. Merak etmeyin. Ben de sırtımı sıvazlamasını beklemiyorum zaten. O yüzden beklemekten de sıkıldım. Demiyorum artık.